boğalar ne yapıyorlar sevgili boğalar bu hafta onları ne bekliyor aşk hayatları iş hayatları ve sağlıkları nasıl önce tabi bir tabloyu görelim hmm. aşk hayatının tek yıldızları eksik para ve sağlık güzel bakalım bakalım sevgili boğa bu hafta gezegenler senin kulağına ne fısıldıyor şimdi çevresel ilişkilerde onları uyarıyorum ne diye Bak, Ne demişim? Çevremizdeki... çevrenizdeki insanların hayatından bunalabilirsiniz yaşanmışlıklardan ve yaşananlardan sıkılabilirler. Boğa kadını ve erkeği bu hafta çevresindeki insanların aşırı şikayetçi oluşundan, isyankar davranışından bunalabilirsiniz. Özellikle örnek veriyorum. Bir boğa kadınısınız ve annesiniz. Çocuğunuz çok gözyaşı dökebilir. Eften püften şeyleri dert edebilir eşiniz işlerinden dert yakınabilir. Ya da eşi olmayan bir boğa kadınıysanız ya da partneri olmayan bir boğa erkeğiyseniz hayatınızdaki insanların rahatsızlıkları, maddi durumları ile ilgili şikayetleri hep şikayetçi tavırları sizi boğabilir ve bunaltabilir. Yani ikinci şahısların Aynen. hayatları sizi, sizi yoruyor. sıkabilir, yorabilir. Şimdi e, anneniz şikayetçi oluyorsa onu dinliyormuş gibi yapıp dinlemezseniz saksızlık edersiniz. Tabii ki dinleyeceksiniz. Elinizden geliyorsa ona yardımcı olacaksınız. Ama annenizin hayata bakışını ya da evladınızın hayata bakışını ya da hayat arkadaşınızın hayatı yaşama şeklini değiştiremezsiniz. Bir insanı ancak dinleyebilir, yardımcı olabilir, nasihat edebilirsiniz. Ne onun hayatı yaşama şeklini değiştirebilirsiniz. Ne onun alışkanlıklarını değiştirebilirsiniz. Şimdi bu ada istem dışı bir öğretme güdüsü vardır. Doğuştan öğretmenlik misyonu vardır. Kendi huzurluysa, çocuğu da huzurlu olsun ister, Hayat arkadaşı da huzurlu olsun ister, arkadaşı da huzurlu olsun ister. Hiç kimse hata yapmasın, herkes doğru yolda yürüsün ister. Ama maalesef insanların ruhu bazen yere vurarak deneyim kazanır. Kimisi saçını başını yolarak deneyim kazanır. Kimi yandım anam diyerek deneyim kazanır. Siz bırakın şu öğretmenlik misyonunu bu hafta. Dinleyici olun. Nasihat etmek istiyorsanız edin. Yardımcı olabiliyorsanız olun. Ama karşınızdakini değiştirmek için kendinizi tüketmeyin. Çünkü insanlar isterse değişebilir istemedikten sonra ne gelişebilir ne değişebilir. Ha biri sizden bir şey öğrenmek istiyorsa, bunu sizden talep ediyorsa, istediğinizi öğretin. Ama ne olur yanlış anlaşılmamak için öğretmen misyonundan çıkın bu hafta. Aşk yok mu aşk? Şimdi bu hafta <laughs> kalbi boş olanlara diyorum ki oturun oturduğunuz yerde. Kısa süreli ilişkiler yaşamak sizin için uygun bir şey değil. Hı hı. Çünkü Merkür gerilemeye başladı. Bir de balık başa katsın da gerilemeye başladığı için... ...ha terk edildiyseniz eski sevgili geri dönebilir. Terk eden bir eş varsa bu da geri gelebilir. Hata yapanlar varsa hatalarının farkına varabilir. Ama bakalım siz bekliyor musunuz? Belki geri dönen geç Allah kaldı. <laughs> geç kaldı. Giden gitmiştir. Aynen öyle. Zaten Nurcum bak biri seni üzüyorsa, yıpratıyorsa... Ona bir kere şans vermek erdemdir. Ama ikinci kez aynı hatayı yapıyorsa, o zaman karşı taraf suçlu değildir, hata sendedir. Bile bile kendinin yıpratılmasına niye müsaade ediyorsun, niye izin veriyorsun? O yüzden boğa kadınlarına, boğa erkeklerine diyorum ki bu hafta ikinci kez üzülmeye şans vermeyin. Hı hı. Hele egonuzla sıkın hareket etmeyin, kimseye öğretmen olmaya çalışmayın sizden bir şey öğrenmek istemeyene iş hayatınızda, aşk hayatınızda, evlilik hayatınızda, sosyal yaşamınızda, aile hayatınızda hiçbir şeyi zorunlu ve zorla öğretmeye çalışmayın. Siz kendiniz olun, kendi hayatınızı düşünün. Bir ilişkiniz varsa, bir evliliğe bir düzene sahipseniz, kocanıza karınıza öğretmenlik misyonu yapmıyorsanız, ilişkinizin bu hafta dengesi gayet yerinde olacak. Ama Eşiniz eve iş şikayetlerinden dolayı huzursuz, mutsuz, gergin geliyorsa eğer, e, neyin var neyin var diye soru sormayın, onu bunaltmayın. O anlatırsa dinleyin, yardımcı olabiliyorsanız olun. Zoraki baskı yapmayın. Bazen erkekler de kadınlar da anlatmayarak çözmek ister problemini ve sorununu. Bu hafta spotum sizlere. Kimsenin öğretmeni olmayın. Evet sevgili Boğalar. ikizler. İkizler şimdi ikizlere geliyor şimdi. Yetiyoruz. Ben şimdi spotu yazarken. Evet. Sevgili ikizler bakalım bu hafta sizi neler bekliyor. Boğa kimsenin öğretmeni Zoraki olma Zoraki öğretmeni olma. Hı -hı. Zoraki öğretmenlik yapmaya kalkışma. Çünkü bu seni tüketir ve yıpratır. Peki. <laughs> tamam. Boğa Burcu kadını zengin olursa önce ne yapar? Bu nasıl bir soru canım? Şimdi onun için en önemli olduğu için e, ee, zengin olursa değil de parası olursa yeterlice evini alır. Evi yoksa evini alır. Sanki şey gibi hani zengin olunca önce koca boşar gibi. <laughs> yani adam hayırsızsa boşasın tabii. Peki ikizler erkeği aşkına sadık kalır mı? İkizler çapkın mıdır değil midir? Şimdi ikizler erkeği e, değişim sever, hareketlidir, sinsidir, Karda yürür izini belli etmez. Terazilerden sonra ikizler. Hayır hayatım hakikat bu. Ee, hareketlidir ve onu eğlendiren kadınlardan hoşlanır ama hayatındaki kadın onu hareketli bir şekilde enerjisini yüksek tutuyorsa aldatmaya asla e, izin vermez. Yengeç burcu kadını en çok ne yorar? İhanet yorar. Hangi bizi yormaz ki ihanet? Ama yo birçok kadında vardır yani adamın cebi doluysa. Herifin cebine bakıyorsa, gözüne bakmıyorsa, dışarıda ne halt yiyorsa yesin. Yeter ki bana istediklerimi yapsın diyen kadınlar da var. Aslan Burcu kadına hangi erkeğe dikkat etmeli? Aslan Burcu kadını. Hangi erkekle uyumlu e, bir yaşam sürer? Hangi burçtan erkekten uzak durmalı? Şimdi aslan genelde e, oğlaktan uzak durmalı. Ee, balıktan uzak durmalı yengeç erkeğinden uzak durmalı akrep erkeğinden uzak durmalı ama tek başına aslan olarak bakıp değerlendirdiğimizde bir ay güneş kavuşumu yoksa haritasında onlar onu yıpratır yani e, su ateşi söndürür ateşi hareketlendirecek havaya ihtiyacı var aslan bir teraziyle bir kova ile, bir ikizlerle çok mutlu olabilir ateşinin daha çok artması için Peki Başak Burcu kadını, Ay, çok tatlı. Nur abla Başaklar niye böyle demiş? Başak Hı. Burcu ile beraberim sağ gösterip sol vuruyor. Gerçekten öyle Hı. midir? Sağ gösterip sol mu vurur? Başak kadını e, düzen sever, tutumlu kadındır ama e, nerede ne yaptığı hiç belli değildir. E, Birçok Başak da gizli gizli işler halleder, kendini akıllı zanneder, yakayı da ele verir. Bedeli de çok ağır öder. Çabuk yakalanır diyoruz. Çabuk yakalanır tabii ki. Peki ee, hmm, teraziler, terazi erkekleri, terazi erkeği nasıl bir kadını hayatına almak ister? <laughs> kim al? Kim alsın teraziyi ki? O nasıl bir kadını hayatına alsın? İlle bir şey yani söyleyeceğim. Ya ne Bak ben kaç tane terazi tanıyorum? Çok tatlı oluyor Hayatın teraziler. Hayatım mutlaka tatlıdır tabii canım. Görüntüde herkes tatlı. Benim için ruh önemli. Beyin önemli. Bak bacaklarımı kırdım ama kafamı kırmadım hiçbir zaman. Allah'ıma binlerce şükür. Valla her şeyi terazide olan erkeklerin aklı kırık oluyor. Aklı kırık adamdan da uzak kalacaksın. Her şeyi terazide derken. Ayı terazide, kendi burcu terazide, yükseleli terazide uzak dursun bir ya. Evlerden dışarı. Hani birine diyor sanki başın yansın her şeyi terazide olanla olsun. Gerçekten. Ömrünün sonuna kadar inim inim inimler imtihan yaşar. Çok zor hayat. Çok zor terazi. Ama bakın yanlış anlamayın. Hava bütün elementler havaysa yükselen terazi ise güneş yani kendi burcu terazi ise ay burcu terazi ise dışarıda gezen bir zır deli. Yani kim ne yapar? Ee, bir yedi deliller, kırk oturaklılar diye bir söz yani var ya. Yani şöyle değil yani. Sadece terazi olmak değil. Yükseleni terazi Yükselen tamam. terazi ay, burcun terazi, güneşin terazi. Denge sorunu vardır. Ama kendi burcu örnek veriyorum boğadır. Sabitliği ve dengeyi oradan alıyordur. Hmm. Ayı akreptir. Sezgisel hareket eder. Ayı terazide. He bir hele bir de dolunayda doğduysa. Tam yani. Kaçık. Her şeyi terazideyse. Ay bir şey söyleyeceğim. Youtube'a sen de bir şey çekelim. Geçer biri Bak. şey Bak. çekelim senle. Ee, hangi burç hangi burçla evlenirse özellikle gençler için olsun Hatta bu. Hatta haritayı çizeyim, göstereyim yani harita üzerinde. Şahanesin. Onu çekelim. Peki. Ama tabii YouTube kanalın tamam. için.